Ne diyeyim? Duydunuz. Afiyet olsun diyeceğim. Ben ne diyeyim gerçekten... Ebru abla, yok, diyecek bir şey yok gerçekten. Bak şöyle bir şey var, ben şuradan başlayayım. Hani Fatma abla geldi, 5-4-3 kullandı bugün. Şimdi final günü diyoruz ki asla hani bu kadar büyük puanlar kullanılmıyor. Benim 4. haftam yani bu 4. finalim. E bir tane görümce geliyor 1 kullanıyor. Şimdi sen geldin 1 kullandın. E diğer görümce 5-4-3 kullanıyor. Diyecek hiçbir Allah şey bulamıyorum. Gerçekten bütün puanlama Allah bullak oldu bugün. Ama yani final günü bir kullanılmasına da karşıyım ben. O tabak biri hak etmiyordu. Ayşe'ninki Dikki'yi hak etmiyordu. Yani kim hak etti Ayşe? Bu tabak biri hak etmiyor muydu Fatma abla? Sen bu tabaktan yemedin mi? Ben yedim, 3 verdim o tabağa. Ebru sen kendi cennetin tabağı da aynı kadayıftı. Biri hak etmiyordu. Final gününde o tabak biri hak etmiyordu. Haksızlık yaptınız Fatma'ya. Ayşe'ye de haksızlık yaptın. 2 verdin, 3 verebilirdin. Bugün final günüydü. Fazla puan dağıtabilirdin Ebru'cuğum. Dağıtmadım. Abla şöyle bir şey var, fazla puanları 5-4-3 kullanınca da yine bizim hayrımız olmuyor ki. Niye? E bu sefer yine arada bir puan, ha bir vermiş, 1-2 kullanmış, aynen, ha 5-4 kullanmış. Aynen, fark etmiyor ki sonuçta. Yine arada bir puan fark var, sizin normal gerçek bir puanlama yapmanız gerekiyor. 5-4 de aynı, 2-1 de aynı bizim Fatma için. Fatma abacığım sen Fatma'ya kaç puan vermiştin? 3. 3, bana kaç verdin? 4. Çiğdem'e bana 4. 5 verdin. Hayır, bana yine 4 sen, verdi, sana 5 verdi. Sana 5 verdim Çiğdem'e. Yine 4. Çiğdem'e en düşük puanı vermişsin. Yani şu... verdi Habibeciğim. Hayır hayır pardon Fatma'ya. En düşük puanı sen vermişsin. En azından... Aynı şey oluyor. Hayır bu bir verdi. Bir vermedi en azından. Bir emek bir var dedi ya. Yani, değil mi? Bir var mı? Ama en düşük hiç yapamadı. Olarak kullanmak strateji istedi. Yapmadı. Gerçekten yapmadı. Ya ben neyin stratejisini yapayım? Valla çok güzel yapıyorsun Ebru abla. Fatma. Dedin ki gelinimi ben kurtarayım. Ha, ya ben gelinimi niye kurtarayım? Nereden bilirsin benim tabağımı? Nereden bilirsin benim aldığım puanı? Çok güzel düşünülüyor bunlar. Hayır. Final günü bir nedir ya? Bak yanık olurdu, çiğ olurdu okey derdim. Final günü ne demek ya? Fatih Bey bile vermiş final günü. Hayır, tabii o tabağa o zaman bir vermeliydim. Fatih Bey neden tadına bile bakmadı. Bakmadı ya. Tamam da bak ben Fatih Bey'in hangi tabağa bakıp bakmadığını bilmem. Tamam mı? Bu benim yorumum. Sonuçta herkes burada görümceler diyor ya bizler jüriyiz diye. Tamam da o zaman ben damak zevkimiz var demeyeceksiniz. Ne demek? Demeyeceksiniz. Allah aşkına bildiğin bayramda yaptığın... Biz bir saniye, biz künefe ustası değiliz burada değil mi? Evet. Elinizden gelenin de fazlasını yapıyoruz zaten. Ve buna ithafen bir veremezsiniz. Bir veremezsiniz. Ebru, ya bir dakika, bir veremezsin deyip duruyorsun. Veremezsiniz. Verdi Allah ama. Aşkına bak ben burada Fatih Bey'e sordum, bir verebiliyor muyum dedim. Verebilirsiniz dedi, ben de biri bastım. Fatih Bey de iki tane oh, bir vermiş iyi yapmışsın zaten. Ebru. Bak. Sen şimdi 5 aldın ya. Sağlık. Tabii ki öyle söylersin. Ha ne diyeyim, neden bu kadar üstüne gidiyorsun ya, tabii ki? Tabii ki üstüne gideceğim. Final günü siz ne yapıyorsunuz ya? Sen ya ocağın altını açmayı unutmuşsun herhalde. Vallahi açtım şimdi, bahane uydurmayın. Oradan yani buradan da vurmaya çalışmayın. Ne demek oradan buradan vurmayın? Vay efendim bu hafta düşüksün de vay efendim. Masa masa gezmekten ama öyle Fatma Allah aşkına ya. Düşük olduğum için 2 gün birinci oldum ben. Şimdi bir puan verdiniz dediniz ki. Ha Fatma kazanamaz. Biz bir verelim de. Ya niye Fatma kazanamaz? Allah aşkına. Ya bırakın Allah'ını istersiniz ya. İster kazan, ister Çiğdem, ister tabağına gitti, burada tadım yaptı sizden önce. Korkuyor musun gideceksin diye ya Fatma? Ya niye korkuyum ben? Eninde sonunda gideceğiz. Ben buraya kazık çakmaya gelmedim. Aynen, hiç eninde kimse buraya kazık gideceğim. Çakmaya sizden gelmedi. Sizden kimsiniz ki ben sizlerden korkacağım? Ve bu da size düşmedi. Ebru, senin gelininin tabağı kadayıftı. Ona rağmen... Allah aşkına gel kendi kadayıfını tat. Hayır hayır. Gel. Künefe zaten tabaklarda yok. Ben ona rağmen Habibe'ye... 5 verdim. Bu ne demek Tülin abla? Ya ona rağmen. Ona rağmen. Evet, ona rağmen. Ne yaptın? Ben olduğumu bile bile mi verdin? Hayır. Ona geliyor ama. Evet. Baktın ağzının tadına uygun bak, geldiği için. Bak yapmış demek ki ona vermişsin. Harbi de ne güzel söylüyor. Ağzıma en uygun o oldu. Evet. Ona rağmen bize 1 verdin. Ha, benim bize de ağzıma en uygun buydu, buna verdim. Ya var ya, şuraya kocamı getireyim erkek haliyle hepsinden iyi yapar. Sizin kocanızın da elinden vallahi gelmeye yok. Her şeyi yapar, her şeyi. Getirin de o yapsın bari. Vallahi bir gün getireceğim, hepiniz utanacaksınız. Ne utanacağız? Sen yanık tabağa 5 puan verdin. Aşkım yanık değildik ya, bak senin görüncen de kaç puan verdi yanık tabağa? Kaç verdin? Allah yanık bile demedi yani. Yok ki ben yanık tabak demedim bile, ağzımdan çıkmadı yanık tabak. Hakkını yemek istemiyorum dedi, iki tabak arasında seçimi yaptı. Hatta ona 5 bile verecekti neredeyse. Evet aynen. Bak, bak şu anda şey yaptım mı? Ya.
Zaten beş sen burada hala çiğ tabağını savun Fatma. Ay çiğ mide. Şimdi böyle konuşmakla yani mantıklı bir şey mi dedim diyor ya. Bence diğer bir herhalde çiğ senin. Falan ben da sana değildi. Söyleyeyim. Hiç kusura bakmayın. Fatih Bey bile iki tane bir verdi. Bir şey söyleyeceğim. Aha. Her tabağa kalkıp bakıyorsun. Bir baksana tabağına. Ya hayatım neyine bakayım? Yaptım ben getirdim zaten. Yaptığım şeyi niye tattın mı? Yani. Kestin mi? Yedin hayatım, mi Fatma? Ben yaptığımı biliyorum. Anladın mı? Şimdi 5 aldın diye havalara çıktın ama ya göreceğiz sonunu. Ya ne alakası var Fatma? Niye sen havalara mı çıkıyorsun? Strateji yapıyorsunuz ama bakalım nasıl patlayacak izleyelim. Fatma yapamamışsın. Bu tabak kabul uzaktan et. Ateşe olur. El sallamış ha, aynen olur. Evet, böyle. Evet. Ha, olur. Fatürek'le Gelin Görümce'de yine bir final dakikaları yaşıyoruz. Şu anda elimde bulunan 5000 lirayı bugün hangi gelin kazandı? Tabii ki bugünün en yüksek puanını alan gelin. Ama hangi gelin? Beş bin lira kazanan gelin... Çiğdem. Ne oldu Çiğdem? O inanamadı, şoka girdi. Yok canım filan diyorsun, gel. Şoka girdi. Ben hala puanlamalarda kaldım. Gerçekten o kadar çok garip bir puanlama oldu ki bugün. Haklısın. Çok garip. Çok teşekkürler. Puan tablosu allak bullak. Gerçekten. Evet. Bugünün puan durumu şöyle. Çiğdem 16 puan. Habibe 14 puan. Fatma 9 puan. Ayşe 9 puan. Şimdi hepinizin merak ettiği ana geldi sıra. Bir hafta boyunca uğraştınız. Bu 100 bin liralık çek için. Çok az dakikalar sonra bu 100 bin lira içinizden birinin olacak. Haftanın en yüksek puanını toplayıp bu elimdeki 100 bin liralık çeki kazanan gelini açıklıyorum. En yakın rakibine 7 puan fark atarak ...100 bin lirayı kazanan gelin Çiğdem. Çok kaldı ya. Ay, Allah'ım sonunda ya. Çiğdem tam 73 puan aldım. Bravo. Ay, soktan çok 73 puan almışım evet bu hafta. Ay, rujum bozulmadı. Tebrik ediyorum. Oyuna geldi ama. Gel. Uğurlu mu geldi Buse? Ay, vallahi uğurlu geldi ya. Ne, nasıl bir gün yaşıyorum ben bugün ya? Evet. Ay, çok... Bugün kız kardeşin de uğurlu geldi. Ay, evet abla. Abla. Şimdi böyle demeyin, o da ortak çıkmaya çalışıyor. Ona dönelim. Şey, çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler çok Fatih sağ Bey. Çok teşekkürler. Rujum rujum. Kadının her yeri ruj oldu sevinçten ya. Birbirimize evet çıkıyor. Kaç haftadır hep çok büyük puanlarla gerçekten kaçırıyordum. Alkışlar yediniz abla. Çok teşekkürler. Buyurun. Bunu da mı alabilirsiniz? Bırakır mısın? Fatma'cığım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 66 puanla ikinci sırada yer aldım. Nasıl? Evet. Dönüyorum sol taraftaki iki tezgaha. Maalesef birazdan ikinizden biri bize veda edeceksiniz. Ay, bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü sevmediğim dakikalar bunlar. Yani ama... Bu bir yarışma. Kendine gel, ne oluyor? Kazanan da var, kaybeden de var. Yapacak önemli yok olan hayatınızda kazanmak değil mi? Kesinlikle. Bu hafta Fatürek'le Gelin Görümce'ye veda eden yarışmacımız... Ayşe'cim maalesef sen. Ayşe'cim
Bu hafta çok düşük puanlar aldınız. Böyle geçebilirsiniz. Puanlar aldınız evet. Maalesef. Evet. Son birkaç gündür yemeğinde sen de biliyorsun bunu. Evet. Haftayı tam 50 puanla bitirdiniz. Maalesef aramızdan ayrılıyorsunuz. Sizinle olmak güzeldi. Ne düşünüyorsun Fatma Buz? Ne istersin? Bir şeyler söyle. Sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum. Ben buradaki arkadaşlar da hepsini çok sevdim. Onlar da seni sevdiler zaten. Çok sağ buldular. Yarışmacılar da çok sevdim. Gerçekten. Ne güzel bir şey. Deniz onlar da sevindim de. Elenebilirim de yani kazanabilirim. Yarışma aynen öyle. Bile bile gelirdi. Yani elendim deyin ağlamıyorum. Yok sakın. Gerçekten onun için sakın, ağlamıyorum. Sakın ağlama. Böyle ağlamak geldi yani. Yok. Arkadaşlardan ayrılacağım deyin. Çok sevdim burayı. Ha, o, değil mi? Ya de insan içeride oturulması, tabii kalkması, çay içmemiz, kahve yukarıda, kuliste oturmamız. Bak Fatma ağlıyor. Siz Ankaralısınız görüşürsünüz. Ama gerçekten çok sevdim hep için. Sağ ol. Seni çok sevdim Fatma abla. Ben Allah. Şimdi ne yapabilirim abla? Gerçekten güzeldi. Sakin yani. Güzeldi. Bana kim puan verecek? Ben puan şimdi ne yapacağım ya. Fatih Bey? Ben veriyordum ona. Kız ben konuşuyorum burada. Sen konuşuyorsun Allah'a orada. Bebek bakıyorsun. Evet. Ay ne tatlı. Çok tatlı bir kızım var bakıyorum. Defne seni çok seviyorum. Gönder evicine. Verilebilse de sıfır verseniz keşke. Çünkü en kötüsünü yapıyor gerçekten. En güzel benim tabağım. Senin gelinin bu kızların arasında en kötü yemek yapanı. Çatır çatır çatlıyorsunuz. Size bir alkış istiyorum. Alkışlarla sevgili Fatma Hanım'la her şeyi uğurluyoruz. Böyle yemek yapıyorsan Fatmacığım sen rakibi olarak görmüyorum. Zaten rakibimiz değil ki abla. Bunu bana çok kişi dedi ama buradan Fatma gittiler. Abla. Haftanın toplam puan durumu şöyle. Çiğdem 73 puan, Fatma 66 puan, Habibe 63 puan, Ayşe 50 puan.